çekiyor. Yakınla geldiğimiz zaman biraz değişiyor. Biraz sulak alanlar içerisinde yaklaşık 1/3'ünü kaybetmiş durumda olan Burdur Gölümüz. Siz de bunun geçen gün haberini yaptınız. Çevre göllerimizle birlikte Burdur Gölümüz'de ciddi anlamda bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya, hatta geri dönüşemez yola gitti. Bu anlamda Salda Gölü'ne göstermiş olduğu duyarlılığı, özellikle çevrecilerin Salda Gölü'ne göstermiş olduğu duyarlılığı Burdur Gölü'ne de göstermelerini istiyorum. Bu konuda hükümetin vermiş olduğu 2015 yılından bu yana yapılmış bir takım çalışmalar var. Ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkmış henüz bir çözüm odaklı öneri yok. Yine gölün etrafındaki kaçak sondaj uygulaması devam etmekte. Su tüketimini yüksek oranda kullanılan yem bitkileri ekimi devam etmekte. Ve gölümüz artık çığlığını da çıkaramayacak seviyede geri çekilmiş vaziyette. Buradan çevreci dostların sesimizi duyup Burdur Gölü'ne ses olması, Burdur Gölü'nün çığlığına ses vermeleri, kulak vermelerini istiyorum.